Düşünelim. Düşünelim. Biraz akıllı, mantıklı düşünelim. Peygamberimiz hangi hadisinde demiş şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır? Ve haşa, öyle bir hadiste var mıdır? Yok. Peygamberimiz Miraç'a giderken Yüce Allah'ın huzurunda Ettehiyatu, el mübarekatu, es selavatu, et teybatu, lillahi, esselamu aleyke. Ya Rabbim, sen Rabbimsin, ilahımsın, Allah'ımsın, sen saksın, sen iyisin, ben sana selam ederim. Allahu Teala da Peygamber Efendimiz'e Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabı verdi. Ya eyyühen nebiyyü, ben de sana selam ederim. Rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmetim ve bereketim senin üzerinde olsun. Sonra Peygamberimiz ne buyurdu? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selamın, selametin bizim üzerimize ve bereketin bizim üzerimize ve ibadet salihin üzerinde de olsun. İbadet salihin imanı ona rehberdir. İmanı ona onu kurtarır, cennete gider. Takvası, ameli, inancı. Budur. Kardeşim, ya arkadaşım biraz düşünün. Aman 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 aman. Peygamberimizin sözü hadisi gerçekleşmiş. Öyle akıl bir zamanda benim ümmetim 73 fırka ayrılacak. Bir fırkayı Allah için de o da kayıptır. Peki kardeşim ben kim peşine gideceğim? Kayıp da bulamam. En iyisi inne haza Kur'an. Kur'an'da ve ilmihal kitaplarında kendime Kur'an'ı revel ederim. Bu. Değerli kardeşlerim, zor bir zamandayız. Lütfen tekrar diyorum. Bak bir rivayete göre Yecüc Mecüclar tepelerden çıkar. Ve tepelerden çıkarlar, insanların her şeyini yerler. Otunu yerler, hayvanını yerler. Yani her şeyi yerler. İnsanları rahat bırakmazlar. Ey cemaat liderleri, tarikat liderleri, ben sizlere tekrar soruyorum. Bu Avrupa'da gelen, Amerika'da gelen insanlar Türkiye'deki tepeleri niye açıyorlar? Niye Türkiye'de şeytani ayinler yapıyorlar tepelerde? Neden yer altındaki o negatif enerjilere pozitif enerjiyi gönderip de yer altındaki o negatif enerjileri çıkarıyorlar. O negatif enerjiler biliyor musun nedir? Şeytani varlıklardır. Siz neden bunlara hadi gelin, hadi gelin bir önlem alın. Yarın bu negatif güçler Türkiye'de çıktığı zaman var ya Müslümanların hayvanlarına, evlerine müsallat olacak. Onlar da şeytana tabi olacaklar. Hele bir de bu şeytan, şatanistler de cinlerini insanlara musallat ettirecek. Peki siz ne hazırlık yapıyorsunuz? Ey Müslüman kardeşlerim, siz niye birbirinize düşman oluyorsunuz? Niye birbirinize tutmuyorsunuz? Hele bu ülkemizde 10 bin kilometre uzakta gelip de neden Türkiye'deki tepeleri açıyorlar? Neden şeytanı ayılan yapıyorlar? Bergama'da, Kapadokya'da, Bergama'da şeytanı ayin yapıldı. Göbekli Tepe'de şeytanı ayin yapıldı. Yerin altındaki bütün o işaretleri çıkardılar. O her bir işaretlerin birer anlamı var. Ben Mehmet Hoca olarak buna yanıyorum ama ben yalnızım. Ama yine de dua ediyoruz. Boş değiliz. Yani biz bunu düşünüyoruz, hem dua da ediyoruz. Allah'a havale ediyoruz bu şeytani mahlukatları. İstersen zahir, istersen yer altındaki mahlukatlar, istersen semadan gelen o şeytani varlıkları. Allah'a havale ediyoruz.
Bizim Müslüman kardeşlerimiz çok çok yazıktırlar. Öyle bilimleri yok. Saftırlar, bilmiyorlar. Bilmiyorlar ha. Göbekli Tepe'yi açtılar, Kalan Tepe'yi açtılar, Nevala Çölü'yü açtılar Urfa'da. Ondan sonra Boncuk Tarlası'nı açtılar. Geldiler Diyarbakır'a. Her zaman kalesi o tepeyi açtılar. Diyarbakır'daki başka tepeleri açmışlar. Daha da açılmayan tepeler var. Neden? Neden bir cami yapmaya gelmiyorlar da neden o tepelerin üstünü açıyorlar? Neden o yerin altındaki o eski tapınak yerlerini çıkarıyorlar? 5000 yıl önceki tapınakları açıyorlar. 12000 yıl önceki tapınakları açıyorlar. Bunların bir gizemi var. Değerli kardeşlerim, biz bugün Türkiye'de birbirimize yardım etmezsek kim bize yardım edecek? Bak, cemaatler olarak bölünmüşüz. Tarikatlar olarak bölünmüşüz. Bak hele partiler olarak bölünmüşüz. Eğer birlik dirlik olmasak biz hepimiz kayboluruz. Firavunlar acımasızdırlar. Lütfen birlik olalım. Bugün Türkiye'miz cennet gibidir. Yarın öbür gün bu firavunlar Türkiye'yi cehenneme çevirmesinler. Onlar bizim gözümüze, yaşımıza aşık değiller. Onlar İslam'ın düşmanıdırlar. Onlara güvenmeyelim. Onlar 70 devlete hüküm sürüyorlar. Paralarıyla, silahlarıyla. Her yerdeler. Kendi paralarını, dolarlarını piyasaya sürmüşler ve 70 tane devleti safran almışlar. İçinde İslami devletler de vardır. Eliminato diyorlar onlara. Ama biz İslami alem bölünmüşüz. Hepimiz ayrı ayrı gruplara düşmüşüz. İslami alemlerin içinde de bazı krallar vardır. Amerika'ya bağlı olanlar vardır. İsrail'i seven vardır. Rusya'yı seven vardır. Bölünmüşüz. Ne gelse başımıza da müstahakız. Çünkü ahlak-ı peygamberden ayrıldık. Ahkam-ı Kur'an'dan ayrıldık. Ama lütfen yeniden kendimize bir çeki düzen verelim. Birlik olalım. Muhammed Mehdi'nin, gerçek Muhammed Mehdi'nin bir duasıyla Allah-u Teala onu şanlandıracak. Allah ona yardım edecek. Çünkü Allah-u Teala Muhammed Mehdi'yi çok seviyor. Lütfen beni dinleyin. Ne demek istediğimi anlayın. Lütfen kendimize bir çeki düzen verelim. Etrafımızı tanıyalım. Kelimelerin arkasında ne var ne yok düşünelim. Bir insanın şeyhi onun ameli salihidir. Bir insanın rehberi Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve kulunu kurtaran, abdini de kurtaran Allah'tır. Lütfen kendimize bir çeki düzen verelim ve bu bidat kelimelerden vazgeçelim. Türkiye'mizin içinde çok masum insanlarımız var. Çok masum kardeşlerimiz var. Hepsi de cani gününden bilmeden sizlere yönelmişler ama siz de bir o dönüşü yapın. Evet. Ameli salih olan kurtulur. Bak peygamberimiz kızını bile kurtaramaz. Ebu Bekir istedik dedi ya bu senin misafirin Fatime-i Zehra'dır. Peygamber Efendimiz'in kızı, onu azaba verme. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi hayır kesinlikle. Onun ameli olmadıktan sonra ben onu bile kurtaramam. Dikkat edin. Hocam şimdi 33
13 biraz daha konuşalım hocam. Bir 3 dakikada konuşalım. Evet. Hocam orada böyle dünya. Dünya öyle gelmiş. Bakalım nasıl gidecek. Vallahi dünyayı bozdular. Dünyayı öyle bir hareket getirdi. Artık manevi inançlar da kalmamış. Kalmamış. Her şey zayiate girmiş. Bir insanın rehberi Kur'an-ı Kerim'dir. Ahlak-ı Peygamber'dir ve onun ameli salih'tir. Hani az önce dedim ya, Peygamberimizin miracı Allah'ın emrinde Allah'ın huzuruna giderken Ettahiyyatu, El-Mübarekatu, Es-Selavatu, Et-Teybatu, Lillahi, Esselamu Aleyke. Bak her gün bunu söylüyoruz. Ey Rabbim sen sağsın, İlahımızsın, Rabbimizsin. Sen çok her şeyi bize ikram edensin. Sen iyisin. Ben sana selam ederim. Allah-u Teala de Eyyühen Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ey benim Nebim, benim de rahmetim ve bereketim üzerinde olsun. Peygamberimiz sonra ne dedi? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bereketin, rahmetin üzerimizde olsun ve ibadet salihin üzerinde olsun. Evet. İbadet salihin ameli nedir? Onun rehberi Kur'an'dır ve ahlaki peygamberdir. Ve Allah'a kulluk yapar, abdlık yapar. Kula atlık yapmaz. Yalnız Muaviye'den bu taraf sürüttürdü kardeşim. Cebelütleşti. Muaviye yaptı, Yezid yaptı, Amevi yaptı, Abbasiler yaptı. Bugüne kadar kim oynadı, kim oynamadı. Şimdi bazıları Muaviye'yi ashabe zannediyor. Bazıları bilmem hangi saltanatı, hangi yönetimi onlara daha kıymet veriyor ama işin derinine gitmiyorlar. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir kuyunun dibini gördünse o işte onun içine gireceksin. Kuyunun dibini göreceksin. İlim budur. Kimi kuyuya gitmeden üstten bir tas su içmiş. Kimisi de kuyunun dibine gitmiş. Onun kuyunun dibindeki ne var ne yok hepsini öğrenmiş. İşte Kur'an-ı Kerim'in misali, Kur'an-ı Kerim büyük bir denizdir. Büyük bir ilim Kur'an-ı Kerim'de var. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lel mülkü ve lel hamdü ve ve ala kulli şeyin kadir. Allah'tır. Buyurun. Allahu Teala buyurmuş. Femen ya'mel miskale zerratan hayran yara ve men ya'mel miskale zerratan şerran yara. Miskale zerre kadar hayır ve günah Allah'ın yanında kaybolmaz. Bitti gitti. İnne haza Kur'an. Yüce Allahu Teala emir vermiş Kur'an-ı Kerim'e. Ya Resulallah işte yolunuz için inne haza Kur'an. Okuyun, takip edin. Bu. Peygamberimizin zamanında tarikat cemaatı yoktu. Lider kelimesi de yoktu. 1443 yıldır ne hallere gelmişiz bugün. Yani böyle bir düzen olmuş. He? Yani Yani bugün sen gitsen desen ki bir tane Mehdi burada çıkmış yahut bir tane iyi adam gelmiş buraya keramet sahibidir ve desen ki peygamberdir. Yok diyecek ben şehrimi bırakmam gelmem. Öyle bir duruma gel. Ama hepsi de zil çil gibi de Allah onları da atacak ha. Allah hepsini de biliyor. hocam. İnadına girmişler, inadına sahte midi de çağıracaklar ve görecekler. O sahte midileri de çil yavrusu gibi dağılacak. Benim yanındaki midi batın ilmi biliyor, mukatah ilmi biliyor ve batın kelimeler ona gelmiş ve ona enerjiler geliyor. Sen söyledin ya 14-19. Bak Hicri yılı 1443 5. ayda Cemeziyel ahır ayıdır ve o Cemeziyel ahırın 19'u o gece o 14 tane onların bir elçisi Muhammed Mehdi'nin geldiği enerjisini ona hissettirdi ve onun elini dörttü. Bu eli kapalıydı ve elini açtı ve buradaki 19'u gördü. Böyle tokalaştı. 7-8 defa ve gitti. Her bir Şile yıldızda 14 tane halka var. Onlar her birisi de bir nurdur. İki tane ortadadır.
12'lerde etraftadır. Yani uçludurlar. Bir tanesi geldi ama diğeri gelmemiş. Bir tanesi Muhammed Medine'dir, bir tanesi de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yıldızıdır. Bu. Bu yıldızlardayken bunlar onların yaşadığı ruhaniyetlerin kaldığı yerdir onlar. Onlar Allahu Teala onların makamını şereflendirmiş, öyle yapmış. Şira 1, Şira 2. 24 tane nebidir. Bak. 12, 12, 24. İki tane de burada, iki tane de burada. Birisi bak Musa'dır, Davud'dur, İsa'dır, peygamberimizdir. Bölüm bölüm ha. İki gruptur. En sonunda hepsi de Muhammed Mehdi'ye gelecekler. Ama Muhammed Mehdi'nin yıldızında olanlar. Onlar geldiler. Ve 19 işareti ona elini tokalatıp gittiler. O diğeri de Allah'tan, Allah'ın emriyle ne zaman Cebrail Allah'ın emriyle semada ses geldiyse o diğerleri hepsi gelecek. Yani Muhammed Mehdi'ye bir haber ver. İşte biz seni biliyoruz ha. Bugün 5. ayın 19'udur. Biz seni görmeye geldik. Bu anlamdır ha. Bak Ya. önce enerji geldi üzerine. Muhammed böyle böyle yaptı, böyle yaptı. Onlar enerjiyle böyle geldiler ve Muhammed böyle üstü böyle yanına yorganın altında eliyle bile kapalı. Hele geldiler, abule törtüler, 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 törtüler. Muhammed Medip anladı, elini açtı. 19 işareti olan yerde elini açtı ve elini böyle 7 defa böyle tokalaştırdılar. Evet. Ondan sonra gittiler. O günde 5. ayın 19'u değil. Hicri. Evet. O da enteresan olur. Ya? Tamam hocam, alacağız. Sağ ol.